Merhabalar efendim. Bu videodaki konu başlıklarımız bunlar. Bana bazen soruyorlar niye hem konuşuyorsun hem yazıyorsun diye. Ama öğrenmek ve akılda kalması için yazmak son derece güzel bir yöntem. Bu videodan akılda bu resmin kalmasını rica ediyorum. Bakın karaciğerin nasıl geliştiğini görüyorsunuz. Bu videoyu tekrar geri döneceğiz. Ama karaciğerde yağ birikiyor, hücreleri azalıyor, fonksiyonları azalıyor ve sonuçta hepatit, siroz ve kanser görülebiliyor. Bir de bu konuyu deve dikenine bağlayacağız. Onu da ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Şimdi bakın bu gelişim sırasında karaciğer dokusunun rengi giderek beyaz hale dönüşüyor ve sonuçta içinde mavi bir takım noktalar oluşuyor. İşte bu hadise sağlıklı karaciğerin önce yağlı karaciğere, sonra bir çeşit yağlı hepatit, siroz ve kansere dönüşmesi. Yağlı karaciğerin illa siroza dönüşecek diye bir kaydı yok. %3 oranında çok yüksek değil ve asıl önemli olan yağlı hepatitten siroza geçiş. Bu aşamada maalesef geri dönüş yok ve yağlı hepatit gelişmiş olanların ise %36'sında karaciğer kanseri görülebiliyor. Dolayısıyla bunun önlemini başta almak lazım. Bir diğer önemli noktalardan bir tanesi de şu, ülkemizde %25 oranında yağlı karaciğer görülüyor, karaciğer yağlanması görülüyor. Bazı ülkelerde %50'ye kadar çıkabiliyor, çocuklar ve gençlerde de karaciğer yağlanması görülebilmekte. Türkiye'de 500 bin kişinin siroz tehdidi altında olduğu düşünülüyor. Ama karaciğer yağlanması sadece karaciğerle ilgili bir şey değil. Şeker hastalığı, kolesterol, trigliserit yüksekliği ve sonuçta kalp damar hastalıklarıyla sonuçlanıyor. Bu yüzden büyük önemi var. Karaciğer Araştırmaları Vakfı ve Türk Gastroenteroloji Derneği'nin küçük broşürleri var. Onları internetten bulabilirsiniz. Şimdi efendim, karaciğer yağlanması belirtileri nedir diye soracak olursanız, çoğu hastada belirti yok. Ama ciddi bir grupta yorgunluk ve halsizlik, karnın sağ üst bölgesindeki karaciğer orada, dolgunluk ve hafif ağrı görülüyor. Ama bizim çok sık gördüğümüz bir hadise, herhangi bir nedenle ondan dolayı bir ultrasonografi yapılıyor ve ultrasonografide karaciğerin yağlandığı saptanılıyor. Hasta bunu derecelendiriliyor. Derecelendirmesinin de önemi var. Bir de kan tetkikleri yapılıyor. Biliyorsunuz AST, ALT karaciğer fonksiyon testleri. Burada önemli olan yükseklik tek başına değil, AST, ALT oranının birden küçük olmasıdır. Ve biz ALT oranının bu şekilde saptıyoruz ve ALT'nin tek başına yüksekliğini de mutlaka takip etmek gerekiyor. Ama korkmayınız, genellikle ilaçlarla geçici olarak yükselir, sonra geri döner. Tabii ki yağ dokusu birikince karaciğerin elastisitesi bozuluyor. Fibroskan ve MR ve bilgisayarlı tomografi ile de bunlar saptanabiliyor. Karaciğer yağlanması neden olur? Basitçe vücutta yağ olursa karaciğerde de yağ birikir. Özellikle trigliserit depolanıyor. Trigliserit normalde yağ dokusunda depolanması lazım ama kanda yağ asidi, sonra karaciğerimiz onları tekrar trigliserit olarak depoluyor. Toksik hale dönüşüyor, iltihabi reaksiyon, iyileşme ve sonra fibrozis ve karaciğer fonksiyon bozukluğu. Hepatit ve siroz. Bakın, bu işin çok detayına girmeyeceğim ama leptin doygunluk hormonu ve insülin direnci başlangıç aşamasında, sonrasında şeker yüksekliği ve kolesterol yüksekliği geliyor. Yani yeme içmeyle ne kadar yakından ilgisi var görüyorsunuz. Son zamanların popüler lafı bağırsaklar ikinci beyindir ve genellikle bir bağırsak-beyin aksından bahsedilir. Ama aslında bu aksın bir öncesinde karaciğere haksızlık edilmiş. Aslında bağırsak karaciğer aksı daha önemli. Hatta bir üçgen var. Bağırsak karaciğer kalp damar hastalıkları bizim açımızdan önemi var. Bu bir imparatorluk ve bir imparatorluğun patronu da insülin. Çünkü insülin sadece karbonhidrat metabolizmasında değil, yağların depolanması, yıkımı ve hatta proteinlerden şeker yapılmasıyla ilgili her şeyi kontrol ediyor. Yağlar karaciğerde birikince okside oluyorlar. Okside olunca aynen kireçlenmede olduğu gibi toksik hale dönüşüyorlar. Ve sonuçta karaciğerimizin ana hücreleri yavaş yavaş fonksiyonlarını kaybediyor. Yerine iyileşme dokusu, fibrozis oluyor ama iyileşmiyor. Aksine karaciğerin bütün çalıştığı sistem bozuluyor. Bu işin başlangıcı da metabolik sendrom var. Biliyorsunuz göbek, yüksek trigliserit düzeyi,
düşük HDL, tansiyon yüksekliği ve açlık kan şekerinin sınıra dayanması ve tabii ki insülin direnci. İşte bu aslında karaciğer yağlanmasının başlangıcı. Hatta buna metabolik karaciğer deniliyor. Ve hastalar siroz ve kanserden çok şeker ve kalp damar hastalığı riski altında ve ona bağlı komplikasyonlardan riske giriyorlar. Ve bakıldığı zaman özellikle şeker hastalarında karaciğer yağlanması %50 gibi çok yüksek bir oranda görülüyor. Buna kolesterolü de eklerseniz bu hasta grubunda ciddi bir karaciğer yağlanması olduğunu göreceksiniz. Genel olarak ezberden bütün ana önerileri tahmin edebilirsiniz. Fakat dikkati çekmek istediğim bir durum var. Kilonuzdan %10 kaybetseniz bile karaciğer yağlanması üzerinde çok etkili. Bu esas nokta. Daha doğrusu bütün metabolik sendrom ve ilgili hastalıklarda da önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şimdi işin zevkli kısmına gelelim. Nasıl bir diyet uygulayayım da karaciğer yağlanmasını düzelteyim? Bakın, E vitamini zengin besinler, kırmızı tatlı, dolmalık biber, fıstık, fındık başta. Çünkü E vitamini tedavi için de kullanılıyor. Ve gene omega 3 önemli. Lif tüketimi çok önemli. Sebzeler ve enginarın ayrı bir yeri var. Ve tahılların üretimi, baklagillerin üretimi önemli. Onun için mercimeği de oraya yazmamız gerekiyor. Meyveyi ölçülü tüketeceksiniz çünkü fruktozla kendinize şeker yükü sağlıyorsunuz. Zeytinyağını asla unutmayın. Fermente gıdalardan kefir çok önemli. Kabız kalmayın. Tabii ki sarımsak, zeytinyağını tekrar yazdım önemli olduğu için chia ve keten tohumunu da tüketmemiz gerekiyor. İşlenmiş gıdalardan uzak duralım çünkü palmiye yağı var ve palmiye yağı karaciğer için hiç iyi değil. Sülfür içeriği nedeniyle de brokoli ve brüksel lahanasını da listemize ekleyebiliriz. Yani aslında genelde sağlıklı Akdeniz diyeti işin esası. Tabii ki pişirme yöntemleri de önemli. Buharda pişirme, haşlama, ızgara, bunlar çok sağlıklı. Ve bir yılda ciddi bir şekilde karaciğer yağlanmasını geri çevirebilirsiniz. Hatta yok edebilirsiniz. Bu sizin elinizde ve böylelikle şekere, kolesterol ve damar tıkanıklığına giden yolu da baştan kapatmış olursunuz. Söylemiştim, E vitamini destek olarak ilaç tedavisi için kullanılıyor. Spesifik bir ilacı yok. 400 mg E vitamini yeterli günde. Şekeri kontrol etmek çok önemli. Bu gördüğünüz tanınmış ilaçlar karaciğer yağlanmasında da kullanılıyor ve kolesterol ilacı statinler de eğer hiçbir şey yapamıyorsanız şart oluyor. Trigliserit için ise fenofibrat kullanılıyor. Bizim damar tıkanıklığında kullandığımız trental ilacı kullanılıyor ve de Ursa Falk diye bir ilacımız var. Bu bir safra asidi, karaciğer koruyuculuğu en etkin olan ilaçlardan bir tanesi. Şimdi hazır laf karaciğer koruyuculuğuna gelmişse, o zaman bir takım takviyeler var. Bunlar flavonoidler, bitkilerin içerisindeki fenol bileşikleri. Bunlar çok ciddi bir şekilde çalışılıyor. Örneğin resveratrol ile ilgili Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde bir çalışma var. Ama ben burada quercetin ve ginkgo biloba'dan sonra silibine dikkatinizi çekmek istiyorum. İsmi de gayet güzel, hoş, sempatik bir ismi var. Bu silibin mantar ve parasetamol zehirlenmelerinde kullanılıyor. Karaciğer hasarını geriye çevirebilmek için. Ve sadece ve sadece Refik Saydam Hıfzı Sağ Enstitüsü Zehir Merkezi'nde var bu ilaç. Oradan getirtebiliyorsunuz. Öyle gidip alabileceğiniz türde bir ilaç değil. Ve biliyor musunuz bu ilacın ana etkin maddesi nedir? Deve dikeni tohumu. Deve dikeni tohumundan üretilmiş ve acil durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor. Ve biliyorsunuz ilaçların önemli bir kısmı doğadan geliyor. Biz de doğadan gelen gıdaları ilaçlarımız olarak kullanabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.